Geldik buraya. Rafael Onyedika daha önce de Galatasaray'a yazılmıştı. Matias Galarza. Bu iki ön libero Musa. 6-8 numara oynayabilen bu iki futbolcu Galatasaray'a yazılmış durumda. Senin 17K'yı isteyeceğini düşünüyorum ben. Galarza biraz daha farklı bir profil. Arkadaşlar şu kalan bölümde birazcık transfer konuşacağız. Cimboma Nijeryalı Dinoma denmiş. Belçika medyası Kulüp Brugge'un Nijeryalı ön librosu Rafael Onyedika için Galatasaray'ın devrede olduğunu duyurdu. Sürati ve hırsıyla öne çıkan 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili temasların sürdüğü belirtildi. Stoper ve merkez orta saha olarak da görev yapan Onyedika'nın sözleşmesi 2027'de sona eriyor denmiş. 6 numara, agresif bir 6 numara. Kulüp Brugge'dan almak da kolay değil Musa. Açıkçası İtalya Ligi'nden başka taliplileri de var bu çocuğun. Genç bir futbolcu, 22 yaşında. Aslında transfer edebilirsen iyi bir yatırım olur. Esas pozisyonu 6 ama yan mevkisi bana göre merkez orta saha. Burada stoper demişler. Ama merkez orta saha diyebiliriz. 6-8 numarada oynayabilen isim. 39 maç, 3 gol, 2 asist. 6-7 milyon euro bandında Rafael Onyedika'yı ister misin Musa? Ya Onyedika zaten biz aylardır konuştuğumuz bir oyuncu. Onyedika'yı alabiliyorsak o rakamlar da yaşına endekslediğimi rakamlar da bence kurtarıyor. Yani çok büyük bir zarar etmezsin. Tutmadığını varsayalım. İki kere kiralık göndersin. Göndersen zarardan kurtarırsın gene. Yani o rakamlara denk getirebilirsin. Ama ben bu tarz oyuncuları milli piyango olarak görmüyorum. Bu tarz oyuncuları şöyle görüyorum. Amortisi olan piyango bileti olarak görüyorum. En az amorti. Evet, yani kötü bile çıksa, çok iyi çıkmasa bile belirli bir miktarda parayı kurtarabiliyorsun. Onu anlatıyorsun. İstanbul 905, teşekkürler, sağ ol. Nihat Mısır, Hasan Arat Cefer'inle görüşecekmiş. Servet Yardımcı ile Ali Koç'un dostluğu da malum, bunlar bizim kuyumuzu kazıyor olabilir alttan. Ya istediği kadar görüşsün. Bugün Galatasaray Başkanı da İsviçre'ye geliyorum, oraya geliyorum, buraya geliyorum. Sizinle bir görüşebilir miyim dese Galatasaray'da randevu verirler. Önemli olan şampiyon olabilmek. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Önemli olan iyi transferler yapıp iyi bir takım ortaya çıkartmak. Yoksa Ceferin'le görüşmek bir marifet değil arkadaşlar. Son gözde Galarza. Orta sahaya takviye için düğmeye basan Galatasaray Genk'ten Matias Galarza'yı radarına aldı. Aslan gelecek sezon Arjantinli yıldız için harekete geçmeyi planlıyor. Tabi takımda Icardi'de varken Matias Galarza tarzı genç bir futbolcu doğru bir düşünce olabilir arkadaşlar. Bu da 22 yaşında. Onyedika daha Avrupa futbolunda kendisini ispatlamış, daha az riskli bir isim. Galarza'nın ise fiyatı uygun Musa. 4-5 milyon euro bandında bu transferi bitirebilirsin. 6-8 numara pozisyonlarında oynuyor. 1.80 boyunda. Sağ ayaklı bir oyuncu Musa. Baktığında 38 maç, 1 gol, 1 asist. Gelişmekte olan bir isim olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi burada Musa, bir Galatasaray'ın A planı var. Yani o A planındaki isimler mesela bir tanesi Endidi. Endidi Trabzonspor'a da yazılıp çizilmeye başlandı. Galatasaray'ın en çok yüklendiği, en çok isimlerden biri ki ben Endidi'yi tercih ederim ama bugün bir şey duydum sabah bu transferle ilgili. Galatasaray geçen sezon da istemişti, bu sezon da tekrardan hamle yapacak. Yani bu sezon derken sezon sonunda Galatasaray'ın gündemine gelecek ve Galatasaray ikna edebilirse belki takasta da kullanabilir. Onu bilemiyorum Musa. Yani işte Barış'ı verip onu alma gibi bir durumu da olabilir. Önemli bir isim var. Son anda Galatasaray'ın limitleri açıldığı için transferini bitiremediğimiz Erden Timur açıklamıştı Musa. Matteo Guendouzi Galatasaray'ın gündemindeymiş. İster misin? İsterim.
Net isterim. 28 maç, 2 gol, 3 asist ama yani çok isteyeni çıkar yani onun. Çok isteyeni çıkar. Ben sana söyleyeyim. Benim anladığım kadarıyla şu anki kulübü vazgeçmiş durumda. Doğru muyum? Yo, yani belirli bir bonservis bedeliyle Gendozi'yi alabilirsin. Biz Gendozi için sevgili arkadaşlar şöyle bir şey, şöyle bir şanssızlık yaşamışız. Hatta bu şeye giden çocuğun adı neydi? Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat'ı ve bu çocuğu biz limitimiz geç açıldığı için transfer edemedik. Sofyan Amrabat ve Gendozi ile anlaşıyoruz arkadaşlar. Yani ikisini birden almayacağız tabii ki de. Ama hangisini, Okan Hoca hangisini okey derse geliyor. Son ama anda limit açılmıyor. Limit açıldığında ise Amrabat United'a, Gendozi de Lazio galiba. Lazio'ya gitmişti o dönem. Lazio'ya gidiyor. Yani bu şekilde kaçırdık. Sezon sonundaki hedeflerimizden birinin de Matteo Gendozi olduğunu söyleyelim. Evet. Erol 35 abi şu Afrika'dan biraz uzak mı dursak acaba demiş. Life Reaction Gendozi Fransız milli takım oyuncusu kolay kolay alamayız demiş. Hedefimizde var. Hedefimizde var. Ben bu sabah Gendozi ile ilgili bu bilgiyi aldım. Yani Galatasaray'ın gündeminde olduğu, Galatasaray'ın çalışma yaptığı bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Ömercan Eşmeli, ah keşke olsa Torreira ile birlikte orta sahamız Pirana saldırısı formatına döner demiş. Ama yani Dybala kolay mı arkadaşlar? Rafa Silva kolay mı? Değil mi? Başka mesela İlkay Gündoğan kolay mı? Yazılıp çiziliyor. Bunlar da kolay değil. Bengüsü Özer, Amrabat Fiorentina'ya dönecek galiba. Evet, beğenilmedi oradaki performansı. Amrabat'a da gideriz tekrardan diye düşünüyorum ben. Musa. Gitmeli miyiz sence? Ya ben beğenmedim Amrabat'ı ya. Ben United'da olmadı yani. United İngiltere'de yapamadı bu adam. Fark yaratamadı. Bizde etkili olur mu? Bizde yapar mı? Çok emin değilim. Sen hangisini istersin? Gendozi, Amrabat, Endidi. Ya şimdi Endidi farklı. Endidi'nin durumu Amrabat'la Gendozi veya Endidi bunlardan daha farklı. Amrabat'la Gendozi'yi kıyaslarsan ben Gendozi diyeyim. Net bir şekilde ikisini kıyaslarsan sen mesela sence hangisi olmalı? Amrabat mı Gendozi? Yani ne istediğimize bağlı. Agresiflik istiyorsak bence Gendozi. Torreira'nın yanında ikinci agresif bir futbolcu izliyorsak, ısıran bir orta saha izliyorsak bence Gendozi. Ama daha böyle pas yapabilen, oyun da kurabilen bir oyuncu istiyorsak Amrabat. Amrabat biraz daha farklı bir profil yani. Amrabat biraz fizik olarak kalın bir oyuncu. Bu da onu yavaşlatıyor demiş. İyi top yapan bir oyuncu ama. Nihat Mısır hem Endidi hem Gendozi olabilir. Sonuçta Oliveira ve Ndombele gidecek ama yabancı sayısı da 12'ye düşecek. Bizim arkadaşlar transfer politikamız şöyle. Satış ayrı. Yani satış yaparsan ekstradan oyuncu alırsın. Ama satış yapmazsan Musa, sağ bek o 6-8 numara. Bak 1 sağ bek, 2 6-8 numara, 3 10 numara, 4 kanat oyuncusu. Çünkü kanattan TTMT'ye gidecekler. Kanat oyuncusu. 5 ikinci santrafor. Vinicius takımda kalmayacak. İyi bir ikinci yabancı santrafor. Yani 5 yabancı transferi düşünüyoruz. Artı birkaç tane de yerli transferi yapabiliriz. Onu da belirtmiş olalım. Evet, şöyle bakıyorum. Bumblebee abilerim, bence yüksek maliyetli isimli futbolcular yerine bir sonraki Sasha Boy'u aramalıyız demiş. %100. Yani her zaman öyle yani sürekli bir şekilde genç futbolcu transferi yapamazsın. Araya birkaç tane de yıldız koymak zorundasın. Bunu da hep söylüyoruz zaten.
Evet, Samet Tuncer demiş ki yayına like atalım dostlar. Evet, yayından çıkmadan like atalım. Gördüğünüz üzere Musa'nın artık programla bir alakası kalmadı. Şu an tamamen kendi programını düşünüyor. Az önce de bir soru sordum, cevaplamadı. Bu nedenle kendisinde yaptığım ödemede indirime gitmeyi de düşünüyorum arkadaşlar. Musa Yıldız'ın programla alakasının kalmaması nedeniyle de yayını bitirme kararı aldım. Hepinize teşekkür ediyorum. Birazdan Derin Haber 1905'in yayını var. Sakın izlemeyin. Biz burada zaten her şeyi anlattık. Her şeyi gösterdik. Musa Yıldız başka ne anlatabilir? Lütfen izlemeyin. Selahattin abi varsa izleyebilirsiniz. Lütfen Selahattin abi izleyin ama Musa Yıldız'ı izlemenize gerek yok. Sizleri çok seviyoruz. Akşamki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.